Efendim hız kesmeden Mersin yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Toroslar ilçesinden sesleniyoruz sizlere. Bu noktada yine bir işletme etkilimizle beraberiz. Kendisine mikrofon uzatacağız. Sizin ve benim merak ettiğim sorulara yanıt alacağız. Ama sohbetimize başlamadan önce tabii ki de işletme yetkilimizi tanıyacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyiz, teşekkürler. Tanıyalım sizi biraz. İlhan Biltekin. Mersin'de ticaret yapıyorum. Üniversite mezunuyum, yasal fakülte mezunuyum. Aslında benim sanatım bunun dışında, ben normalde zaten profesyonel sanatçıyım. Zanaat ve sanat arasında ilişki kurup hem hayatıma zevkle devam etmek istiyorum hem de ticaret yapıyorum. Harika, çok güzel. Mersin'de faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz. Evet, Mersin'de. Aslında burada birçok renkli tablolar, dekor için saatler, camlar, aynalar var. Detayına ineceğim neler yaptınız ama güzel sanatlar mezunuyum dediniz. Evet, aynen. Bu noktada vardır mutlaka sanata olan merakımız dışında tablolarımız vesaire dinlemek isterim sizlerden. Ben 2008-2009 mezunuyum. Normalde profesyonel yapmak istediğim iş zaten sanat, ressamlık. Şu anda zaten onun devamını götürüyorum. Hani nasıl diyeyim size, yaşam şartları bazen insanları zorluyor. İstemediği şeyleri yapıyor. Ben istemediğim şeyi yaparken aynı zamanda sanat ve zanaat arasında bir ilişki kurup hayatıma devam ediyorum ve bir şekilde para kazanıyorum ve İnsanları mutlu ediyorum, kendim mutluyorum, tatmin oluyorum. O şekilde tatmin oluyorum. Çok güzel. Peki böyle üzerinde çok fazla uğraştığınız bir tablo mutlaka vardır. Ne kadar sürdü ortalama? Yani bir ay süren de var, bir saat süren de var. Değişiyor mesela. Süper. Tabloyu. Sabır işi aslında bakıldığı zaman. İnce detaylar, aynen. Renkler, yani görsellik isterken sabır da işler. Şahsen ben elime bir fırça aldığımda, bir tablo yapmaya kalktığımda çabuk sıkılırım. Bu noktada sizlerin aslında biraz maharetleri de devreye giriyor, sabır da devreye giriyor. Aynen. Zaten o tablo yaparken ve herhangi bir sanat ürünü piyasaya sürerken bir şekilde onu, o anı yaşıyorsunuz. Artık siz oluyorsunuz. Boyasızsınız, renksizsiniz, vurgusuzsınız, tamamen hepsi bir araya denk geliyor ve çıkan şey zaten sizi yansıtıyor. Peki tablolarınız neler üzerine, neyden ilham alıyorsunuz da yapıyorsunuz? Genelde soyut ekspresif çalışıyorum. Ben renk dengesi üzerine ve malzeme üzerine. Malzemeyi yeri geldiğinde, boya değil de malzemeyi renkle karıştırıp kullanıyorum. Bir nevi denge, yani hayatın dengesini orada dört köşe arasında birleştiriyorum. Süper, harikasınız. İşli sanat kısmı dışında burada da ticaret haneniz var aslında. Aynen, evet. Peki burada ne gibi hizmetler sergiliyorsunuz? Ya, burada ayna, çerçeve, cam, yani en alt tabakadan en üst tabakaya kadar bu işin dekor kısmı var, cam takma kısmı var. Bir şeylere şekillendirme var. Yani dediğim gibi yaptığım, yani normalde sanatçı kişiliğimi yaptığım işe de yansıtıyorum ve farklı ürünler yapmaya çalışıyorum. Evimde aynaya ihtiyacım var diyene normal sıradan bir şey değil de daha farklı bir ürün ortaya çıkartıp ona sunuyorum ve hem de onun da hoşuna gitmiş oluyor hem ben de bu işten zevk almış oluyorum. Süpersiniz. İlçe olarak sadece Toroslar bölgesinde mi hizmet gösteriyorsunuz? Şu anda Toroslar bölgesinde. Akdeniz bölgesinde de yine bir şubemiz var. Toros ve Akdeniz arasında diyelim. Harikasınız. Kaç kişilik ekiple peki burada işleyişler gerçekleştiriyorsunuz? 3 veya 4. 3 veya 4 değişebiliyor işlerin durumuna göre. Peki 4. İzleyicilerimiz sizlere ulaşmak istedikleri zaman nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Sanatcam, yani Instagram üzerinden, Facebook üzerinden ve Trendyol'da gene belli sitelerden ulaşabiliriz. Satışlarımız var orada. Peki satışlarınız nasıl ilerliyor? Kargo teslimat süreçleriniz vesaire nasıl ilerliyor? Ya Trendyol kısmına yoğunluktan dolayı fazla önem göstermedik. Daha yeni yeni başladığımız bir şey. Instagram yine kez daha aynı şekilde. Dediğim gibi sıfırdan başlayıp uzun vadeli bir işe dönüştürdük. Ve yavaş yavaş dediğim gibi hani yoğunluktan bazı şeylere erişemiyoruz. Hani şu anda Trendyol ve devamında Instagram gibi sanal medyayı yeni yeni kullanmaya başladık. Kullanmamızın sebebi elemanı artıralım, işimizi artıralım ve şu an sistem tamamen sanal hale geldi. Sanal bir ticaret sistemine dönüştüğü için biz de oradan müşterilerimize, sevenlerimize ulaşıyoruz. Süper, harikasınız. Verdiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür Biraz ederim. Da ileriye dönük hedeflerinizi dinlemek istiyorum. Çünkü uzun yıllardır bu sektördesiniz. Her şeyden önce bir ressamsınız, bir sanatçısınız. Aynen. Neler hedefliyorsunuz peki? Yani şu anki hedefim aslında para kazanmak. Başka bir şey değil. Dediğim gibi yapmak istediğim şeyleri yapamadım ve yapmak için bu yolu seçtim. Herhangi bir yolda yapmak istediğim için bu yolu seçtim. Burada yine yaptığım işi sanata dönüştürüp müşteriye yardımcı oluyorum. Bir şekilde para kazanıyorum. İlerideki hedefim ise şu, işimi daha da geliştirmek, Mersin genelinde iyi bir potansiyele sahip olmak ve devamında belli bir yaş sınırından sonra bırakıp yine kendi istediğim sanatla, ressamlıkla, sanatla
uğraşmak istiyorum. Hedefim çok bu yani. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için tekrardan. Aynı zamanda kapılarınızı bizlere açmış olduğunuz evet, için. Evet. Efendim bir işletme yetkilimizle daha beraberdik. Kendisine mikrofonu uzattık, sanatı konuştuk, buradaki ticaretini konuştuk. Sizlere nasıl ulaşım sağlayabileceğini de kendisi zaten dipnot olarak belirtmiş oldu. Bizler buradan ayrılıp Mersin turumuza devam edeceğiz. Sizler de bizleri seyirde kalın, hoşça kalın.